siz makro bir hikayenin içerisinde konuk oluyorsunuz. Yani örnek verelim. Siz bir dizi izliyorsanız o dizide bazı bir hikayeyi satın alıyorsunuz. İki karakterlerin hikayelerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini satın alıyorsunuz. Üç o ortamı satın alıyorsunuz. Nasıl bir yerde yaşıyorlar, hangi eşyaları kullanıyorlar ve bu birçok bileşenin sonucunda siz o diziyi izliyorsunuz. Ve genelde de ana bağlamında da burada kritik olan konu hikaye. Şimdi bazı e, tüketiciler ya da bazı izleyiciler diyeyim sadece bir karakteri izliyorlar hikayeyle birlikte. Bazıları birkaç karakter izliyorlar. Zaten siz de o diziyi ya da o iletişimi kurgularken az önce o bahsettiğim persona matematiğinde farklı personalar için farklı karakterler yaratıyorsunuz. Şimdi bu aslında e, bütünleşik bir denklem. Bu soru şu, bu denklemin içerisinden bir tane değişken çıktığında denklem bozulur mu? Zaten denklem içinden e, anlamlı değişken çıkmadığı sürece denklem her türlü çalışması koşuluyla kurgulanıyor. Onun için aslında içerisinden bir tane değişkenin çıkması majör derecede bir etki yapmıyor. Çünkü siz toplamda o hikayeyi ve denklemi sürdürülebilirliğinden sorumlusunuz. Ki bunu pratikte de görüyoruz. Mesela bazı dizilerde bazı karakterler kötü karakter olarak başlıyor. Ama o kötü karakterin e, espiritüel ya da absürt ya da kendine özgü tavrı o kadar ilgi çekiyor ki yavaş yavaş o karakterin hikayesi dönüşmeye başlıyor. Aslında o karakter iyi bir karakter olmaya başlıyor. Çünkü karakterin reytingi artıyor. Reytingi arttığı için... İnsanlar da bizde de sonuçta her halükarda biz iyi karakterleri severiz. Kötü karakterleri beğensek bile mutlu sonu severiz, iyi karakteri severiz, güçlü karakteri severiz. Ve o zaman ne oluyor? Bu sefer denklem değişiyor ve o denklemdeki o kötü karakter değişkeninin etkisi daha yüksek olmaya başlıyor. Ve o beklenen ve özlenen o nesne perspektifinde dönüşmeye başlıyor. Ve sonuçta da toplamda yine o denklemin sürdürülebilirliği burada sağlanmış oluyor. Sonuçta siz o karakterlerle bir bağ kuruyorsunuz ve onlar sizin arkadaşınız gibi davranıyorsunuz. Biz onun için o yalnızlığımızı hiçbir zaman hissetmemek adına televizyonun ya da işte bilgisayardan ya da mobil cihazlardan dizi izlediğimizde aslında o hikayenin parçası oluyoruz. Yani onun gerçek manada dizi olduğunu hissetmiyoruz sanki ben o hikayenin içerisinde bir aktörüm. Sessiz bir şekilde orada duruyorum. Onlar da benim arkadaşlarım. Ve onlar benim gerçek hayatta arkadaşım olabilecekse ya da ilgimi çekecek, dikkatimi çekecekse ona göre zaten onun kalitesi belirleniyor. Ben ona göre kendimi kaptırıyorum ve o karakterler de bir nesne olduğu için ben o illüzyona ne kadar kapılırsam da, ne kadar içine girersem de o denklemin ona göre bir parçası oluyorum.